Köyük üzerine yapıldığı depremle ortaya çıkan cami ibadete kapatıldı. O tarihten beri tarihi akıbeti belirsiz. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Başpınar mahallesinde 1960 yılında ibadete açılan ve Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme kadar ibadete açık olan 62 yıllık Mithadiye Cami, höyük üzerine inşa edilmesinin belirlenmesiyle ibadete kapatıldı. Deprem sonucunda minaresinde meydana gelen hasar nedeniyle incelemeye alınan tarihi caminin restore edilerek yeniden hizmete açılmasını bekleyen ilçe halkı, höyük üzerine inşası nedeniyle ibadete kapatılan caminin yeniden ibadete açılmasını istiyor. Bu Hamidiye Camisi 1959'da başladı, 1960'da bitti. Buranın ilk yapılışında da bizim ilçe müftümüz Koyunoğlu vardı, onun güdümünde yapıldı. Sivrice'de bir heyet geldi, burada çürük gibi bir rapor verdi. O zaman bir deprem oldu. Minarenin üst şeyinde bir yıkılma oldu. 10 gündür, bugündür, 2 senedir camı kapalı. Ne camımız yapılıyor ne de yıkılıyor. Bunun gereken yapılmasını, gereken bir işin yapılmasını saygılarımı arz ederim. 1960 yılında yapılan Mithadiye Camimiz höyük üzerine yapılmıştır. O günün şartlarında nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Ama höyükün üzerine kurulan bu caminin bir an önce yapılacaksa yapılması gerektiğini ve yapılmayacaksa halka bir bilgi verilmesini yetkililerden istiyoruz. Çünkü atıl durumda duran bu caminin çevresi ve etrafında çok büyük sıkıntılar oluşmuştur. Bir an önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu konuya bir çözüm bulmasını talep ediyoruz. Camimiz yaklaşık 3 yıldır Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce mühürlendi, kapatıldı. Şu an ibadete kapalı vaziyette duruyor. Bu cami 1960'lı yıllarda bu höyük üzerine yapılmış. Fakat o yıllarda nasıl müsaade edilmiş, yapılmış henüz bilmiyoruz. Camimiz şu anda ibadete kapalı vaziyette duruyor. Biz camimizin en yakın zamanda sorunlarının çözülüp ibadete açılmasını istiyoruz.